Selam dostlar, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün arkadaşlar Çin piyasasının iPhone olarak geçen OnePlus serisinden OnePlus 9. nesil telefonun kullanıcı deneyimlerini sizlerle paylaşmak için karşınızdayım. Bir süredir kullandığım bir cihazdı ve gerçekten ben OnePlus serisinin birçok cihazını kullandım. İşte 8. serisini kullandım. Ondan önce bir 7'yi deneyimleme şansım olmuştu. Ondan sonra da arkadaşlar bir vesileyle 9. nesili elde ettim. Sıfır olarak aldım ve bugün de bir süredir kullandığım bu cihazın artık kullanıcı deneyimini sizlerle paylaşacağım. Tabii ki videoya geçmeden önce bu tarz videodan devam etmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil sesini açmayı unutmayın. Bu cihaz 2021 yılının Mart ayında piyasaya sürülmüş bir cihaz. Yani aslında baktığımızda ortalama bir 3 yıllık bir mazisi olan bir cihaz. Ama bunun tabii şöyle bir artısı var. Özellikle bu cihazı yurt dışı olarak almak isteyenler için bu OnePlus serisinin yazılımla kayıt olan son modeli. Yani 9 ve 9 Pro'dan sonraki yeni çıkmış tüm OnePlus modelleri dostlar hiçbir şekilde yazılımla kaydolmuyor ya da daha doğrusu herhangi bir kayıt imkanı olmuyor. Sadece resmi pasaport kaydıyla yapabiliyorsunuz. Onu da özellikle OnePlus kullanıcıları tercih etmiyor. O yüzden bu cihaz olduğundan çok daha farklı fiyatlara ve olduğundan çok daha fazla ilgiye mazhar olmuş bir cihaz olduğu için de ben özellikle bu cihazı almak isteyenlerin de bu videoyu izlemesini gerçekten çok tavsiye ediyorum. Tabii ki bu cihazın teknik özellikleri aslında bu zamana kadar birçok videoda sizlerle paylaşıldı. Ben bu cihazın yani 2021 yılında tanıtılmış bir cihazın 3 yıl aradan sonra hala 2024 yılında ne durumda olduğunu veya da daha doğrusu hala alınıp kullanılabilip kullanılamayacağına yönelik bir deneyimlerimi sizlere aktarmak istiyorum. O yüzden teknik özellikleri şöyle bir kenara bırakıp direkt kullanıcı deneyimine geçmek istiyorum. Tabii ki ilk başlığımız ekran konusunu olacak. Ekran konusunu 6.55 inçlik Full HD Plus ve 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip gerçekten mükemmel diyebileceğim bir ekran teknolojisi ve ekran çözünürlüğüyle bizim karşımızda. Yani ben bu cihazı kullanırken ya da bir şeyleri izlerken aşırı derecede memnun oldum. Yani renk doygunluğu olsun, ekran çözünürlüğü olsun gerçekten güzel bana deneyimler yaşattı. O yüzden de ekran konusunu fazlasıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Tabii burada şunu da aktarmak istiyorum. Özellikle biz telefon kullanıcıların ekran konusunda en dikkat ettiğimiz ya da en çok beklenti içinde olduğumuz bir konuda güneş altındaki performansı. Şunu söyleyebilirim ki süper bir güneş altında muhteşem bir deneyim yaşatıyor diyemem ama karanlıkta bir deneyim yaşatmıyor. Yani bir Google Pixel 6 kullanmıştım biliyorsunuz. Bundan önceki videolarda da onu paylaşmıştım. Onu da aynı şekilde kartlarda bulabilirsiniz. İnceleme ve hikaye videosunu. O videoda güneş altında sorunlar yaşıyorum. Çünkü 1400 nit parlaklığına sahipti. Bu cihaz güneş altında bana fazlasıyla yetti. Hani tabii ki bir iPhone 14 Pro ile kıyasladığımda böyle onun kadar parlak bir ekran olduğunu söyleyemem. Ama hani fazlasıyla da güneş altında hani beni idare etti. O yüzden hani güneş altındaki performansında ben yeterli ve başarılı bulduğumu da aktarmak istiyorum. Tabii şöyle ekran konusunu bir kenara bırakalım. Bu cihazın belki de OnePlus serilerini en çok tercih etmemize sebep olan özelliklerden bir tanesi de kamera. Kamera konusunda fotoğraf olmak üzere gerçekten çok başarılı işlere imza atan bir cihaz markası OnePlus ve bu cihazında da gerçekten fotoğraf konusunda ve bence video konusunda da çok başarılı işlere imza atmış. Çünkü video konusunda 8K 30 FPS'i destekleyen bir cihazdan bahsediyoruz. Yani bugün S23 Ultra'da dahi 8K 24 FPS'i desteklerken bu cihaz 8K 30 FPS'te video çözünürlüğünde video çekme şansı size veriyor. Bu gerçekten bence bir amiral gemisi seviyesi cihazda gerçekten beklentinin çok üstünde bir performans olduğunu söyleyebilirim. Ama elbette çok daha kaliteli görüntüler elde etmek istiyorsanız 4K 60 FPS'te de fazlasıyla güzel şeyler de deneyimleyebilirsiniz. Onu da paylaşmış olayım. Video konusunu kapatmadan şunu da söylemek istiyorum. Video konusunda evet çok başarılı işler imza atıyor ama başarısız olduğu bir konu var. O da OIS desteği yok arkadaşlar. Yani optik imaj sabitleyicisi olmadığı için çektiğiniz videolarda titremeyi çok hissediyorsunuz ama elektronik imaj sabitleyicisi aslında o aradaki farkı kapatıyor diyebilirim ama gene optik imaj sabitleyicisinin olmamasında özellikle hareketli videolar çekmek isteyenler fazlasıyla hissedebilir. Onu da ayrıca belirtmiş olayım. Video konusunu övdükten sonra şöyle kamera ile ilgili birkaç bir şey söyleyebilirim. 48 megapiksellik bir ana kamera, 50 megapiksellik bir ultra geniş açılı kamera ki makro özelliği de var ama makroyu hiç beğenmedim onu. Ayrıca konuşacağız ve 2 megapiksellikte bir telefoto kamerası var. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar.
Bu cihazın zoom kabiliyeti çok başarılı değil. Bunda okeyiz. Ana kamera ve ultra geniş açıyı burada çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü 48 megapiksellik ana kamera Hasselblad dediğimiz aslında bu cihazın çalıştığı ortak bir firmayla sunduğu bir lens kalitesi var ve fotoğraf konusunda zaten başarılı işler imza atmasının da bir sebebi bu işbirliğinden kaynaklanıyor. O yüzden de bu cihazda böyle bir firmayla çalışmış olmasında ben değerli olduğunu görüyorum ki 48 megapiksellik ana kamerada da bu performansı bize fazlasıyla veriyor. Ben burada makroyu beğenmedim demiştim cümlemin başında. Çünkü gerçekten makro kamerasını iPhone 14 Pro ile kıyasladığımızda çok başarısız buldum. Yani yakın çekimlerde o istediğim sonucu bir türlü elde edemedim ama ultra geniş açılı çekimlerde gerçekten başarılı gözlemler aldım. Yani gece modunu özellikle sifiri karanlık diyebileceğimiz sıfır ışıklı ortamlarda denedim. Tamamen karanlık ve kör diyemem. Gene bir şeyler görmeye çalıştı. Onu söyleyeyim ama şöyle birazcık ışığı desteği verdiğinizde gece modunda gerçekten güzel sonuçları imza atıyor. Onu da zaten şu anda sizler de izliyorsunuz. Gelelim işlemci konusuna. Şimdi arkadaşlar bu cihaz Snapdragon 888'li bir cihaz ve bence işlemci performansı benim özellikle Android telefonlarımda son kullandığım Android telefonlarımla kıyasladığımda gerçekten çok iyi ve çok başarılı ve hala günümüz yani 2024 yılında bile performansı itibariyle birçok cihazın önünde diye konumlandırabileceğimiz bir cihaz. Çünkü kolay kolay ısınmıyor. İşlemci performansı gerçekten yağ gibi akıyor kaba tabirle. Ben bu cihazın gerçekten işlemci performansını fazlasıyla beğendim. Video render konusunda da başarılı işler imza atıyor. Elbette bir 8 Gen 1 ile karşılaştırdığımızda belki bazı noktalarda biraz aksaklığa uğruyor ama ısınma konusunda çok iyi bir performans verdiği için o 8 Gen 1'den bence çok daha iyi işlere imza attığını söyleyebilirim. Ben böyle düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, pil konusunda geldiğimizde 67 Watt'lık bir süper şarjla oluyor ki şunu da söyleyeyim. Ben şarj konusunda 67 wattlık yani kendi adaptörle şarj etmedim. 20 wattlık, 30 wattlık farklı adaptörlerle şarj ettim. Net söylüyorum aşırı derecede hızlı bir şarj oluyor. Yani şöyle ifade edeyim. Mesela bazı şarj aletleri vardı. Cihaz şarj etmekte zorlanıyorsun. Almıyor cihaz. Yani mesela Google Pixel öyleydi. 100 wattla da şarj etsen onu hızlı bir türlü almıyordu. Niye? İlla kendi adaptörü, kendi kablosu olacak. Ama bu cihaz öyle değil. Bu cihazı 20 ile de şarj etseniz, 30 ile de şarj etseniz direkt full. Hele hele 30'da falan şarj etseniz 1 saat gibi bir sürede 0'dan 100'e şarj olduğunu söyleyebilirim. Ben böyle bir deneyim yaşadım ama 67 wattlık bir şarj adaptörü kullanırsanız yani kendi kutusundan çıkan bir şarj adaptörü kullanırsanız 0'dan 100'e 29 dakikada şarj ettiğinizi OnePlus firması söylüyor. Onun dışında cihazın pil performansı ile alakalı birkaç cümle de söylemek gerekirse kullanıma bağlı olarak sürekli bir şeyler çekersiniz, sürekli uğraşırsanız, bir şeyleri render alırsanız yani işlemciyi yorarsanız pil konusunda elbette hızlı gidiyor ama ben pil performansını başarılı buldum. Şu açıdan başarılı buldum. Benim çalışma saatim 9'dan 5'e kadar, 9'da 5 arasında bana yetiyorsa benim için bu cihaz arkadaşlar pil konusunda bence çok başarılıdır. Ki bu cihazda da ben özellikle yani çalıştığım ortamda böyle yeniden bir şarj etme ihtiyacı çok hissetmedim bir kere dışında. Orada da cihazla bayağı bir video çekmiştim. Orada bir sunum yaptığımda o videoları çekmiştim. O yüzden orada bir daha bir şarj etme ihtiyacı duydum ama yani genellikle şarjı günlük çıkarıyor diyebilirim. Onun dışında pille alakalı söyleyeceğimiz çok bir şey yok. Dediğim gibi yani pil konusunda ben başarılı buldum ve özellikle çok hızlı bir şekilde şarj olması da bence bu cihazı değerli kılıyor. Gelelim yazılıma. Şimdi bu cihaz arkadaşlar ben yeni aldığımda o kadar sıfırdı ki Android 11 ile açıldı. Ve ben 8 ya da 9 tane farklı güncellemeleri yaparak Android 14'e ulaştım. Şu anda bu cihazda Android 14 var. Android 15 de gelebilir ama bu konuda Android 14 son sürümde olabilir ama güvenlik güncellemeleri ara ara devam edecektir. Onu net paylaşayım ama Android 15 ile ilgili eğer bir şey duyarsam videonun altına not diye paylaşabilirim. Tabi tasarım konusuna geldiğimizde de bu cihaz arkadaşlar böyle arkadan çok premium bir cihaz olarak duruyor ama önden baktığınızda daha böyle orta ya da orta üst segment bir cihaz havası veriyor. Çünkü arkadan baktığımızda cam bir tasarıma sahip böyle arkadaşlar ve oval yani H'li bir tasarıma sahip. Bu cihaz nasıl biraz daha premium olduğunu gösteriyor ama ön taraftan şöyle baktığınızda şöyle göstereyim. Daha böyle hani oval olmayan daha düz bir ekran. Hani tamamen köşeli diyemem yani oval bir detaya sahip ama yani baktığımızda böyle kendi ayaklarının üzerinde duramıyor. Böyle bu şekilde koyduğunuzda duramıyor. Çünkü düz bir tasarıma sahip değil ama şunu söyleyebilirim ki önünün düz olması, arkasının da H olması böyle tutuş hissiyatını gerçekten bence başarılı kılıyor. Ben bu cihazın arkadaşlar özellikle kenar kısımlarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bununla ilgili plastik olduğunu söyleyen oldu. Çelik mi şey mi? Bence arkadaşlar bu cihazın kenar kısmı alüminyum. Ve çizilmeye de bir o kadar dayanıksız bir alüminyum. Yani ben özellikle bunun kılıfla kullanılmasını tavsiye ediyorum. Çizilmeye çok açık olduğunu söyleyebilirim.
ama arkası cam bir tasarıma sahip. Ayrıca şunu da söyleyeyim, kamera çıkıntıları da çok yok. O yüzden ben bu cihazın tasarımını gerçekten çok başarılı bulduğumu paylaşmak istiyorum. Evet, şöyle notlarıma bakıyorum. Her şeyi anlatmaya çalıştım. Yani ben güzel deneyim kazandım bu birkaç hafta içerisinde. Çok da beğenerek kullandım ve özellikle bana bunu soranlara da fazlasıyla tavsiye ettiğimi söyledim. Yani genel manada dediğim gibi çok güzel zamanlar geçirdik OnePlus 9'da. Sonuç olarak bir şey söylemek gerekirse, ki her kullanıcı deneyim videomda biliyorsunuz sonuç kısmını paylaşıyorum. Tek bir cümle kuracağım arkadaşlar. 2021 yılında çıkmış olmasına rağmen, donanımsal özelliklerini 2024 yılındaki cihazla da kıyasladığımızda birkaç tık geride olmasına rağmen, bu cihaz arkadaşlar hem kayıt noktasında hala sorunsuz kayıt olabiliyor ve uzun ömürlü kullanabiliyor oluşunuz, yani kayıt sorunu olmadan kullanabiliyor oluşunuzdan dolayı ve artı olarak da arkadaşlar cihazın genel performansı itibariyle şöyle hepsini topladığımızda tek bir şey söyleyebilirim. Bu cihaz kesinlikle günümüzde hala kullanılır. Hala iyi performans veriyor ki OnePlus cihazlar kolay kolay kendini bırakan ve kolay kolay eskiyen cihazlar değil. Benim bugün 8T cihazım babam kullanıyor. 2020 yılında aldık. Bugün 2024 yılındayız. Yani 4 yıl geçmiş. Cihazda daha tık yok arkadaşlar. Ve ilk defa 2 ay önce babam sıfırladı. Yani 4. yılını hemen hemen tamamladıktan sonra o cihazı sıfırladı ve şimdi ilk günkü gibi performanslı bir şekilde devam ediyor. Yani ne kozmatiğinde ne şeyinde hiçbir problem yok. O yüzden OnePlus cihazlarını ben fazlasıyla tavsiye ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.